bu CHP'nin adayları niye geç açıklandı sorusu çok soruluyor. Kars'a gelelim. Kürt kökenli bir adaya asla oy vermezler. Ha, verirler de tek tük verirler. Veya Kürt kökenli vatandaşlarımız Azeri bir adaya kolay kolay oy vermezler. Dolayısıyla Kars'ta bir de yerli kesim var mesela. Yerlilerin de kendince bir, hani onlar biraz Azerilerden oy alırlar, biraz Kürtlerden, biraz işte yerlilerden falan. Selahattin Filtekin'in seçildiği dönemler, ama Selahattin Filtekin'den sonra Kars'ta yerli aday çok karşılık bulmadı. Tuncer Bakırhan'ın seçim bölgesi, Kars'ta seçim kaybetmemesi uğruna çok çok uzun süreden beri pazarlıklar yapılıyordu. Yapılmaya da devam etti. Ve son güne kadar mesela Kars, abi niye bütün iller açıklanıyor da Kars açıklanmıyor? Çünkü orada bir pazarlık vardı. Neden pazarlık? Yani neden korkuyorlardı? Çünkü Naif Alibeyoğlu'nun orada kemikleşmiş bir oyu var. Bu CHP'nin adayları niye geç açıklandı sorusu çok soruluyor. Şimdi Kars'a gelelim. Hadi gelin beraber benim memleketime gidelim. CHP Kars adayı kim oldu? Kim olmuş biliyor musun? Dündar Gültekin. Dündar Gültekin genç, delikanlı, efendime söyleyeyim. Yani Gültekinler Ankara'da etkili isimler. Geçmiş dönemde artık babası mı, dayısı mı, amcası mı, pardon, o Filtekin'di. Şöyle söyleyeyim. Kars eski belediye başkanları. Onu söyleyeceğim size. Şimdi beklenti içerisinde olan kimdi? Naif Alibeyoğlu. Naif Alibeyoğlu'yla seçimlerden çok önce konuştuğumuzda ben bu işi bitirdim havasındaydı. Yani Özgür Özel'le, işte Ekrem İmamoğlu'yla benim aldığım bilgiye göre görüşmeler yapmış ve evet, Selahattin Filtekin'di eski belediye başkanı. Sonra Naif Alibeyoğlu oldu. Sonra Nevzat Bozkuş ve MHP'den Murtaza Karaçanta. Şimdi Naif Alibeyoğlu, şöyle anlatayım size ki net bir şekilde, şimdi beni dinleyen Karslı hemşerilerim şu anda beni net bir şekilde anlıyor, anlayacaklardır. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. CHP'de etnik kimlik siyaseti yapılıyor. Mesela Azeriler Kürt kökenli bir adaya asla oy vermezler. Ha, verirler de tek tük verirler. Veya Kürt kökenli vatandaşlarımız Azeri bir adaya kolay kolay oy vermezler. Dolayısıyla Kars'ta bir de yerli kesim var mesela. Yerlilerin de kendince bir, hani onlar biraz Azerilerden oy alırlar, biraz Kürtlerden, biraz işte yerlilerden falan. Selahattin Filtekin'in seçildiği dönemler, ama Selahattin Filtekin'den sonra Kars'ta yerli aday çok şey görmedi, karşılık bulmadı. Nevzat Bozkuş'u bilmiyorum, AK Parti'nin başkanıydı, şeyini bilmiyorum yani. Şimdi Naif Alibeyoğlu geçen seçimde CHP'den adayı oldu, göstermediler, gitti DSP'nin adayı oldu, ciddi bir oy aldı ama seçilemedi. Sonra tekrar CHP'ye döndü. Eski ANAP'a gitti. Eski ANAP'lıydı biliyorsunuz. İşte AK Partili oldu bir dönem. DSP, CHP bu dönemde çok umutluydu. Fakat Kars'ta şöyle bir şey var. Tuncer Bakırhan Karslı. Demin genel başkan. Benim aldığım bilgiye göre Tuncer Bakır, yani demin Kars'ta oy kaybetmesi demek Tuncer Bakırhan'ın kaybetmesi anlamına gelir. Bu da eş genel başkanlık koltuğunu sallantıya sokar. Dolayısıyla burada CHP ile DEM arasında Tuncer Bakırhan'ın seçim bölgesi, Kars'ta seçim kaybetmemesi uğruna
çok çok uzun süreden beri pazarlıklar yapılıyordu. Yapılmaya da devam etti. Ve son güne kadar mesela Kars, abi niye bütün iller açıklanıyor da Kars açıklanmıyor? Çünkü orada bir pazarlık vardı. Neden pazarlık? Yani neden korkuyorlardı? Çünkü Naif Ali Beyoğlu'nun orada kemikleşmiş bir oyu var. Yani Kürt seçmenden, HDP'lilerden, ya hatta az önce dedim ya Azeriler, hayır Azerilerden de Naif Ali Beyoğlu'na geçmişteki başarılarından ötürü oy veren seçmen olduğunu biliyorum ben. Şimdi aday oldu, aday adayım dedi. E şimdi Naif Ali Beyoğlu bir Kürt olarak aday olduğunda orada deme kaybettirecekti. Kazansaydı veya kazanmasaydı, bak altını çizerek söylüyorum. Kazansın ya da kazanmasın deme kaybettirecekti. Ki kazanma ihtimali de çok yüksekti. Dolayısıyla şimdi Naif Ali Beyoğlu'nu diskalifiye ettiler. Ne bir liyakat, ne anket. Bütün anketlere bak, sabaha kadar değil. Hakan Bayrakçı'nın dediği gibi sabaha kadar diyordu ya. Ben de yılın 365 günü ya da 25 yılın 365 günleri Kars'ta anketler yapılsın. Dündar Gültekin mi yoksa Naif Ali Beyoğlu mu diye bir anket yapılsın. Bin yılın bütün günlerinde Naif Ali Beyoğlu açık ara önde gider bak. O kadar iddialı bir şey söylüyorum. Ama anketler de yapıldı. Hatta ben size daha başka bir şey söyleyeyim. O küçük partiler var ya. Mesela orada aldığım bilgiye göre söylüyorum. Remzi Aras'ın Naif Ali Beyoğlu aday olması durumunda ben aday olmayacağım dediğini duydum. Yeniden Refah Partisi'nin aday olacağı kesinleşen Remzi Aras'ın eğer Naif Ali Beyoğlu aday olursa ben aday olmayacağım dediğini duydum. Başka diğer parti adaylar, Demokrat Parti'nin adayı vesaire kimse artık. Bunların da Naif Ali Beyoğlu'nun belediye başkanı, yani gizli bir ittifaktan söz ediyorum. Ama yapılan anketlere rağmen Naif Ali Beyoğlu aday gösterilmedi. Dündar Gültekin geldi, oraya konuldu. Ben şimdi sabahleyin Kars'taki gazeteci dostlarımı aradım. Dündar Gültekin dedim. Nedir kardeşim? Dedi ki abi, burayı dedi %90 HDP alır dedi. Niye dedim? Çünkü Naif Ali Beyoğlu aday gösterilmedi. Bu CHP'nin bu adayına hiç kimse oy vermez dedi. Bir. İkincisi, peki MHP'nin şansı, MHP'nin şansının olduğunu da söyledi. Ama burada Naif Ali Beyoğlu'nun alacağı tavır çok önemli. Onun için Cumhur İttifakı'nın adayı Ötügen kardeşimiz de aday. HDP'nin adayı zaten belirlenmiş. HDP'nin oradaki adayı Tuncer Bakırhan aslında. Yani Tuncer Bakırhan'ı oylayacaklar. Dolayısıyla bu CHP, Özgür Özel burada Kars'ta DEM'e çok büyük bir kıyak çekerek DEM'in eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın forsunu sallamamak için, yani paşasına ne diyorlardı onu, atmasınlar diye ne güzel tarif ediyor. Kıyak çekti, Naif Ali Beyoğlu'nu aday göstermediler arkadaşlar. Kars olayı da böyle.